panosu ve B kamerası. Masa üstü. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Yine bugünkü videomuzun konusu Microsoft firmalarını silmek kalıcı olarak. ADB programını yeniden modladım ve bu sefer silmek istediğim bütün Microsoft uygulamaları için ayrı ayrı komut dosyası oluşturdum. Çok zordu bununla uğraşmak gerçekten. Hani Microsoft uygulamalarının isimlerini bilmek ayrı bir sıkıntı. Paket adlarını bilmek ayrı sıkıntı. Hepsine tek tek ulaşmak zorundaydım. Hepsinin paket adını tek tek bulmak zorundaydım falan. Bir sürü işlem yaptım ve sonunda ADB'yi Microsoft'un bütün uygulamalarını silecek şekilde programlamayı başardım. Şimdi hemen yapalım. Öncelikle ADB'yi ADB Microsoft APPS 8/8 tür sıkıştırılmış klasör boyut 4 18 MB liste ögesi panos kesse kopyala yeniden paylaş sildir açılan pencere birlikte paylaş tümünü ayıkla. Tümünü ayıkla diyerek ADB'yi buraya ayıklayalım. Panosu sürükleniyor. Bir saniye. Görüp çubuğu. Nevi dermen. Sıkıştırılmış göz at. Düğmesi at z. Sıkıştırılmış. Nevi dermen. Araç. Duvar. Setting soft. He duvar muhice. İptal. Sece. Uset. He sece. Rate. Bit. Sürgü 56B. Volume. Sürgü 100. Sıkıştırın. Tamamlandığında ayıklanan dosyaları göster. Ayıkla düğmesi. Geçersiz. %85. ADB Microsoft APPS. Öğe görünümlü liste. ADB Microsoft APPS seçili değil 1/1. Seçili. Öğe görünümlü. Germans 1/10. ADB 2/10. Önce ADB'yi çalıştıralım. Uygulama başlar. ADB Microsoft Germans. Oluşturma tarihi. 28. Ama önce telefonumuzdan geliştirici seçeneklerini açmamız lazım. Otomatik kullan. İlk aradığı kişiye ait 11. Bu cihaza ne olacağını seç. Ayarlar. Uzaktan kullanım. Telefon hat. Telefon. Yasal. Yazılım bit. Yazım. Google. Anaban. Kernel sürüm. Yapım. Geliştirici modla etkinleştirildi. Telefon. Şimdi. Geliştirici. Geliştirici seçeneklerine giriyorum. Buradan. O çalışan yüz resimde ve sistemi demo hata USB hata. USB hata ayıklamayı açıyorum. Verilsin mi? USB hata ayıklamasına izin verilsin mi? USB hata ayıklaması yalnızca geliştirme amaçlıdır. Verileri bilgisayarınızla cihazınız arasında kopyalamak, bildirim göndermek, sizin uygulamaları cihazınıza yüklemek ve günlük verilerini okumak için kullanın. İptal, tamam. Geliştirici. Bunu yaptıktan sonra son optimizasyon. Telefonumu tekrar bilgisayara bağlıyorum. Otomatik kullan. Cihazın oluşturma. Komut. Öğe görün. Giriyorum. İzin bir. İzin nokta bat dosyasını çalıştırıyorum. İzin bir bölüm. İzin tür. Anlıyor. Start Facebook 2/20. İzin 1/20. Neyse bunları kopyalayalım. ADB'nin ana dizimine yapıştıralım. Germans, normal imleci. İzin altı. Germans. Klasörs. Evet düğüm. ADB Microsoft APPS. ADB. Germans. ADB. Ol. ADB'yi çalıştırıyorum. Biraz sorun çıkartıyor niyeyse. Fast. İzin. İzin 5/5. Şimdi çal. C. Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C ADB Microsoft APPS öğe görünümlü liste izin izin tür ADB Microsoft Libvint
Evet. Basma iki kez dokunun ve basılır. Makef. Komutlar diye ayrı bir klasörde değil, bütün dosyalar aynı dizinde olması gerekiyormuş. Mke. Stop Facebook 19/34. Önce şunları bir durduralım. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Adebe mi? Stop Facebook apmana ager. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Press Sami Keto Jontinle. Adebe mi? Stop Facebook servis. Bunları önce durdurmamızın nedeni, yani önce stop komutlarını çalıştırmamızın nedeni, bu uygulamaları devre dışı bırakmamız gerekiyor ve durdurmamız gerekiyor. O yüzden böyle yapıyoruz. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press Sanke to continue. Adebe mi? Stop Facebook System 22. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press Sun. Adebe Mikro. Stop Microsoft OneDrive 23/34. Tür. C. Windows System 32. Adebe Microsoft APPS. Stop Microsoft Word 24/34. C. Windows System 32 CMD Adebe Mikro Stop Netflix 25/34 tür Windows C Windows System Adebe Mikro Stop Netflix Active tür C Windows Adebe Mikro. Maşallah, sadece kendileri yetmezmiş gibi bir de ek bileşenlerini silmeyle uğraşıyoruz. Bir de bir sürü bileşenleri var. Uninstall Facebook 27. Şimdi hepsinin tek tek uninstall dosyasına tıklıyorum. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System Panosu. Desktop Windows Samsung C. Adebe Mik. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press San Keto Continue. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press San Keto Continue. Adebe mi? Uninstall Facebook bölme düğmesi. Uninstall Facebook. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Suggest. Press Sami Keto Jontinle. Adebe Microsoft. Uninstall Facebook Service 29. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Suggest. Press Sami Keto Jontinle. Adebe. Uninstall Facebook System 30/34. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Suggest. Press Sami Keto Jontinle. Adebe Mikro. Uninstall Microsoft OneDrive 31/34. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe boş. Suggest. Press Sami Keto Jontinle. Adebe Mikro. Uninstall Microsoft Word 32/34. C. Windows System 32 CMD Exe. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press Sami Keto Jontinle. Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe. Press San Keto Continue. Adebe C.
Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Press Sunkate or Continue Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Press Sunkate or Continue Adi Uninstall Netflix 33 C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Boş Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Boş Suggest Press Samiketo Jointly Adi de Microsoft Uninstall Netflix Activation 34/34 C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Boş Suggest Press Samiketo Jointly Evet, şimdi aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Önce şunları bir yapalım. Start Facebook 11 tür C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt Start Facebook C Windows System 32 CMD Adobe Microsoft Start Face C Windows System Adobe Microsoft Start Face C Windows System 32 Adobe Microsoft Bu start dosyalarını niye çalıştırıyoruz? Programların kalkıp kalkmadığını test etmek için çalıştırıyoruz. Eğer kalkmamışsa telefondan bir uyarı gelmesi lazım. Facebook'un Netflix'in başlatıldığına dair. Eğer telefondan böyle bir uyarı gelmiyorsa, ki gelmiyor da zaten, programlar kaldırılmış demektir. C. Windows System 32 CMD Exe Command Prompt Adobe Microsoft Start Microsoft One ipucu. C. Windows System 32 CMD Exe Command Prompt Adobe Start Microsoft C. Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C. Windows System 32 CMD Exe Press Sunkate or Continue Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Press Sunkate or Continue Adobe Microsoft Start Netflix 17/ C Windows System 32 Adobe Start Netflix Activator C Windows Adobe Microsoft Stop Facebook on. C Windows Adobe Stop Facebook App Manager 20/ C Windows System Adobe Microsoft Stop Facebook C Windows Adobe Stop Facebook System Tür C Windows Adobe Stop Microsoft OneDrive Tür C Adobe Stop Microsoft Word Tür C Adobe Microsoft Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmamın sebebi garanti olsun, sağlam işlem yapmış diyorum. C. Adobe Stop Netflix Activator. C. Windows System. Adobe Microsoft. Uninstall Facebook 27/34. Şimdi tekrar ADB. Ad 1/34. Liste. Çalıştıralım ADB'yi. Liste. Öğe görünüm. Liste öğe görünüm. Liste öğe. Liste öğe görünüm. Liste öğe görünüm. Yazı alanı tür Windows top açılan öğe görünüm A ad 1/30 düğmesi yeniden adlandır. Liste ögesi yazı alanı oluşturma tarihi liste ögesi ad açılan pencere menü Menü ögesi aç. Menü ögesi paylaş. Menü ögesi yönetici ol. Güvenlik ip. Kullanıcı hesabı denetimi iletişim kutusu kullanıcı hesabı denetimi bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Adobe yayıncı, bilinmiyor dosya kaynağı, evet düğmesi. Adobe Microsoft APPS, izin 5/ Tekrar izin dosyasını çalıştıralım. Adobe Microsoft, Libre, Maket,
Uninstall Facebook 27 C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Boş Command Prompt 3 birim C Windows System 32 CMD Exe Press Sanke To Continue Adebe Uninstall Facebook App Tür C Windows System 32 CMD Exe Adebe Uninstall C Windows System Adebe Uninstall Facebook CS C Windows System Adobe Micro Uninstall Microsoft OneDrive C Windows System Adobe Uninstall Microsoft Word 32 C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt 3 birim C Adobe Micro Uninstall Netflix 33/34 tür C Windows System 32 CMD Exe Command Prompt Adobe Uninstall Netflix Activation 30 C Windows Adobe Microsoft Uninstall Netflix 33 Evet. Windows Recording için masaüstü Microsoft'un uygulamalarından kurtulduk. Bakın ben bu komut dosyalarını bu uygulamaların hiçbirini kullanmadığım için oluşturdum ve hepsini silmek istediğim için çalıştırdım. Eğer siz Microsoft'un uygulamalarından herhangi birini kullanıyorsanız ya da Facebook'u veya Netflix'i kullanıyorsanız bunların isimlerini içeren dosyaları çalıştırmayın. Yani kullandığınız uygulamaları silmeyin. Ben hiçbirini kullanmıyorum ve hiçbirini telefonumda istemiyorum. Bu yüzden sildim. Siz bu komut dosyalarının hepsini çalıştırmak değilsiniz. Hani ya Netflix'i silmek zorunda mıyız? Ben kullanıyorum, film seyrediyorum, çok da seviyorum o programı diyorsanız silmeyin. Veya ben işte öğrenciyim, derslerim oluyor, şu oluyor, bu oluyor ya da ben çalışıyorum, işim var, bazı belgelerle çalışıyorum, bazı belgeler üzerinde işlem yapıyorum. Microsoft'un falanca uygulamasını, filanca uygulamasını kullanıyorum. Silmesem olur mu diyebilirsiniz. Tabii ki olur. Bu komut dosyalarının hepsini çalıştırmak zorunda değilsiniz. Ben sadece bunları silmek istediğim için sildim. Ben ve benim gibi bu Microsoft'un bütün uygulamalarını komple silmek isteyenler için oluşturdum. Yoksa siz bunların hepsini çalıştıracaksınız. Bütün Microsoft'un uygulamalarını sileceksiniz diye bir kural, bir kaide yok. Hani şunu silmesem olur mu, bunu silmesem olur mu? Elbette ki olur. Silmek istemediğiniz uygulamaların isimlerini içeren komut dosyalarını çalıştırmayın. Sadece silmek istediğiniz uygulamaların komut dosyalarını çalıştırın. Ben ve benim gibi Microsoft'un hiçbir ürününü kullanmayan ve kullanmak da istemeyen kişiler için hazırladım bu dosyayı. Yoksa tabii ki her şeyi silmek zorunda değilsiniz. Evet. Liste. Liste. Masaüstü. Panosu. Dur. Evet arkadaşlar, şimdi telefondayız. Yaptığımız işlemin başarılı olup olmadığına bakacağız. Eğer başarılı olduysam bu dosyayı paylaşacağım. Yok, yine başarılı olamadıysam demek ki bu ADB Microsoft'un uygulamalarını silemiyor ve bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağım. Bildirim etkin. Ayarları aç. Ayarlara gidelim. Manuel ana ekran. Genel uygulamalar. Şimdi uygulamaları tek tek dolaşalım. Benim telefonumda sistem uygulamaları ve kullanıcı uygulamaları aynı anda tek alanda gösterecek şekilde ayarlandı. Yani ben öyle ayarladım. Bütün sistem uygulamalarını ve kullanıcı uygulamalarını göstersin
diye öyle ayarladım. Şimdi uygulamalarda geziniyorum. Bakalım Facebook'a, Netflix'e veya Microsoft'a dair herhangi bir şey duyacak mıyız uygulamaların arasında? Sıralama öl. Acapella TTS Boyce. Android Auto. Android CS. Aptol. Apoverred. Şu an geziyorum uygulamalarda. Ayarlar. Capcut. Chrome. Cihaz bakımı. Cihazımı bul. Şu an ana ekranda değilim. Ayarlardaki uygulamalar bölümündeyim ve orada geziniyorum. Dijital sağlık. Dosyalar. Dosyaları. Düzenleyicilik. E-posta. Elnurt. Erişilebilirlik. Finder. Galaxy Store. Galaxy Temes. Galeri. Gmail. Google. Google Metin Konuşma Motoru. Google Partners. Google Play Hizmet. Google Play Store. Google Ses Tanıma ve Sentez Hizmeti. Google Wi-Fi Provisioner. Grup Paylaşımı. Haritalar. Hava. Ot. Hesap Makinesi. İvana Tefise. Kablosuz Acil Durum Uyarıları. Kamera. Kişiler. Kişiselleştirme Servisi. Loco Endotitese. Mesajlar. Mehir ise. Mobili Servis. Cesman. Manuel ana ekranı. Çoğup. Kıp. Proxy Ser. Quits Hare. Quits Hare. Ar. Quits Hare. Ba. Radio. Robovox Pro. Sa. E. Samsung Adjo. Samsung Cloud. Samsung Metinden Konuşmaya Motoru. Samsung Metinden Konuşmaya Motoru Türkçe Kadın. Samsung Müzik. Samsung Notes. Samsung Pusa Service. Ses Kaydedici. Smaraç Kiti. Sığmen. Skip At. Snap to Be. Tüker. Svox Cilası. Svox Metin Lock. Svox Metin Lock. Takvim. 86. Talpay. Telefon. Telegram. Tutskutis ve Tetiseri. Tutfile. Bocalizer. 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 Boyicicloni. Hassav. Yakındaki cihazı taram. YouTube. Zarce Hiverc. Zarce Hiver. Başka bir... Evet. Ne Netflix'e, ne Facebook'a, ne de Microsoft'un ürünlerine ait hiçbir şey duymadık. Bu da demek oluyor ki bu defa yaptığımız işlem başarılı oldu. Demek ki sorun her şeyi tek komut dosyasında birleştirmeye çalışmaktan kaynaklanıyormuş. Hepsi için ayrı ayrı komut dosyası oluşturunca sorun düzeldi. Kendi şahsım adına çok seviniyorum. Hem Netflix'ten hem de diğer bütün Microsoft uygulamalarından kökten, tümden sonsuza kadar kurtuldum. Size bir ayrıntıdan bahsedeyim. Bu modifikasyonlarla alakalı ilk çektiğim videoda şunu söylemiştim. Uygulamayı tekrar geri yüklediğinizde silip silemeyeceğiniz hakkında bilgi sahibi değilim demiştim. Artık öğrendim. Sildiğiniz uygulamaları tekrar geri yüklemeyin. Tekrar geri yüklerseniz bir daha silemezsiniz. Yani telefon üzerinden silemezsiniz. Geri yüklemeye kalkıştığınızda sistem uygulamayı otomatik olarak kendi içine yerleştiriyor. Ve yine her zamanki gibi bu lanet uygulamalar kalkmayan, silinmeyen uygulama statüsüne düşüyor. Ve yine silmek için bunları bilgisayara ihtiyacımız oluyor. Telefonuma format atmadım. Herhangi bir denemede bulunmadım. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Hani formatlarsam bu uygulamalar geri gelir mi gelmez mi? Onu bilmiyorum. Onu da daha sonra telefonuma format atarsam yani sırf bu iş için de bunu öğrenmek için de format atmak istemiyorum açıkçası. Çünkü formattan sonra bir sürü şeyle uğraşmamız gerekiyor. Yok ayarları tekrar yapılandır. Yok uygulamaları, işte kullanıcı uygulamalarından bahsediyorum. Geri yükle, onların ayarlarını yeniden kur. Google hesabında oturum aç, onu yap, bunu yap. Bir sürü işlem gerekiyor. Dolayısıyla çok gerekli olmadıkça, çok acil bir durum olmadıkça telefonuma format da atmak istemiyorum. İleride format atarsam telefonuma bakarım.
uygulamaların geri gelip gelmediği ile alakalı bir bilgi veririm. Ama şu an için şunu söyleyebilirim. Sildiğiniz uygulamaları bir daha geri yüklemeyin. Yüklerseniz sistem uygulamayı otomatik olarak tekrar yeniden yerleşik uygulama haline getiriyor ve bir daha silemiyorsunuz. En azından telefon üzerinden silemiyorsunuz ve silmek için bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yeniden bilgisayarı açıp ADB'yi çalıştırıp oradan silmeniz gerekiyor. Sildiğiniz uygulamaları, sildiğiniz sistem uygulamalarını bir daha geri yüklemeyin arkadaşlar. Evet, bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.